Fiba ve Bitcoin piyasa geneli üzerine konuşacağız. Genel olarak piyasadaki hali vesaire değerlendireceğiz. Burada tabii Palmer Doge diye de bir şey var ama onu da çok bilmiyorum da konuşmayacağız da. Palmer Doge'a ilgi mi var? Shiba Inu ve Bitcoin yorumları. İddialara göre Shiba Inu, Bitcoin ve son zamanlarda yatırımcıların odak noktası oldu. Ekibin açıklamalarına göre istikrarlı gelir arayanlar, istikrarlı gider arayanlar Palmer Doge'u tercih edebilir. Shibarium Mainnet lansmanı Shiba Inu'nun fiyatını destekleyemedi. Ya arkadaş, bir haftadır da aynı mevzu ya. Doğru, Shibarium Mainnet lansmanı Shiba'nın, daha doğrusu Shibcoin'in fiyatını destekleyemedi. Şu anda yeniden açmak için uğraşıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Benim buradaki çok fazla uyarmak istediğim nokta, bakın, şeyle, Shibcoin ile alakalı. Hiçbir zaman, bak, yanılırsanız başınız ağrır. Shibarium'a uzun vadeli bir proje gibi bakmayın yani. İşte mesela XRP Ledger gibi düşünmeyin ya da Ethereum gibi düşünmeyin. Muhtemelen Shibarium bir yerden sonra patlak verir gibi gözüküyor daha şimdiden. Tabii ki daha çok yeni bir proje, daha çok yeni bir oluşum ama ekibin vaat ettiği noktada olmadığını anlayabiliyoruz. Çünkü ekip açıklandığı kadarıyla en geç 2025 yılında aslında projeyi bırakabilmek üzere, yani bu yönlü hareket ediyordu. Fakat şu anda bunun gerçekleşmeyeceği çok açık. Çok açık bir gerçek. Dediğim gibi, o yüzden bu yönlü bakmayın. İşte yakın zamanda yüksek, tabii ki de yakımlar yapacaktır belli. Çok güçlü yakımlar bekliyoruz şu anda Shibarium'da ama şöyle bir bakış açısı doğru olmayacaktır. Ne bileyim işte, ne 10 senede şu kadar yakar falan. Şu an için 10 yıl sonra bir Shibarium devam beklentisi yok. Onu söylemeye çalışıyorum ben. Bunu da belirteyim ki ondan sonra da herhangi bir sıkıntı daha sonrasında, değil mi, yaşanmasın. Anlatmak istediğim şey bu. Birkaç sene güçlü yakar, iyi bir şekilde devam eder, pozitif hareketler gösterir ve gerçekten dediğim gibi, yani gelecek birkaç yıl zaten iyi bir yakın bekliyorum ben de. Ama bu kadar. Daha ileri gidebileceğini pek zannetmediğim için haliyle yatırımcılara da bu noktada uzun vadeli bir yatırımı kesinlikle önermemek gerekiyor. Burada XRP Ledger'la karşı karşıya değiliz. Bunu tekrar hatırlayın ve bunu aklınıza getirerek bence hareket edin. Daha sonrasında sıkıntı yaşamayın bence. Evet. Shiba Inu aylardır beklenen Shibarium ana ağını nihayet hayata geçirdi. Shibarium'un test daha büyük bir benimsemeye tanık olmuştu. Bu arada normalde hani beklenti şeydi tabii ki. Shibarium işte çıkacak. Shibarium çıktıktan sonra yakımlara başlayacak falan, böyle hani tarzında. Ama tekrar söyleyeyim, hani işler öyle olmadı. Verileri falan alamadık vesaire. Yani daha bir sürü karışık işler. O yüzden maalesef dediğim gibi işler bu şekilde olmadı ve bu solgun süreç bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Ne kadar devam edecek belli değil çünkü ekibin konuyla alakalı herhangi bir açıklaması hiç değilse şu an için bulunmuyor. Aynı trendle devam eden Shiba Inu'nun Layer 2 blockchain çözümünün ana cüzdan adreslerinde ve işlemlerinde bir artış kaydetti. Bununla birlikte Shibarium ana lansmanı Shiba Inu fiyat üzerinde herhangi bir olumlu etki yaratmadı. Shibarium Mainnet'in lansmanından bu yana Shiba Inu'nun piyasa değeri %10'dan fazla düştü. Dolayısıyla Shiba Inu'nun mevcut işlem fiyatı 81 dolar seviyesinde seyrediyor diyor. Evet, yani durum bu. Burada zaten durumu özetlemiş ve haklı ki muhtemelen yani Shibarium'un yeniden lansmanı yapılacak yakın zamanda. Ne zaman olacağı belli değil. Ama yeniden lansmanı yapıldıktan sonra da çok büyük bir ihtimalle Shibcoin'in fiyatları ya tepki vermeyecek ya da çok küçük bir tepki verecek. Yani çok cüzi bir tepki verecek. Şu anda gözüken şey o. Bunu da bilmek gerekiyor ki dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yaşanmasın.
bu konuyla alakalı. Potansiyel Bitcoin ETF'inden bahsediyor. Şimdi bakın, ETF olayıyla alakalı çok fazla konuşuluyor halen de piyasada. Yani ETF onaylanacak. Bunun farklı bir çıkar noktası, farklı bir şey noktası falan yok. ETF öyle de onaylanacak, böyle de onaylanacak. Yani bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Yakın zaman içerisinde onaylanıp onaylanmama ihtimali, ya tabii bu noktada bir kesinlik yok. Çok yakın zaman içerisinde onaylanabilir ama dediğim gibi burada bir kesinlik belirtemeyiz. İkincisi, daha uzak bir zaman dilimi, yani 2024 yılına kadar sarkma ihtimal de mevcuttur, onu da söyleyeyim. Böyle de bir ihtimal var. Ama en olası senaryoda bile, yani 2024'de sarkarsa zaten yine de şey olacaktır, yani ETF onaylanacaktır. Hatta o zaman kesinlikle onaylanacaktır gibi bir açıklamada da bulunabiliriz. Dolayısıyla bunda dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok. Hatta şu an Ether tarafındaki Ethereum ETF'leri bile, ETF başvuruları bile yapılıyor. Seçim masasında daha bunlar var, yani öyle düşünün. Dolayısıyla tekrar ediyorum, bir sıkıntı yok. ETF'ler onaylanacak çok yakında. Diyor ki potansiyel Bitcoin ETF'i, kripto topluluğu potansiyel bir Bitcoin spot borsa yatırım fonu etrafındaki gelişmeleri merakla gözlemliyor. Şimdi kripto piyasasında önemli bir kişi olan hedge fon kurucusu Tom Lee, Bitcoin ETF'inin onay alması halinde BTC fiyatının kısa sürede ATH'ını aşabileceğini belirtti. Ve diyor ki ETF onayından sonra 180 bin dolara kadar çıkabilir. Ya bu doğru bu arada. Hatta çok hızlı bir şekilde. Çünkü öyle bir fon girecek ki, korkunç bir fon girer bu arada piyasaya. Korkunç. İnanılmaz bir fon girer. Ve tabii ki bu da fiyatları çok ciddi şişirir. Korkunç derecede şişirir. Dediğim gibi, yani bu noktada yatırımcı dikkatli olmalı. Ama muhtemelen 2024'e kadar sarkacak diye düşünüyorum. Ben şahsi düşüncemdir. Ama eninde sonunda kesinlikle onaylanacak. Burada daha Ether'inki de var mesela. Ether yatırım fonları da onaylanacak. Nitekim hemen ardından XRP'de bir onaylanma bekleniyor. Dediğim gibi daha bunlar var. Şu anda piyasada her şey orta uzun vade görünümde hiç değilse yolunda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.